Körfez Devleti'nden dindar bir adam, dininin emir ve yasaklarını hakkı biliyor, eşi ve çocuklarıyla en güzel şekilde dinin emirlerini yerine getirmeye gayret gösteriyordu. Eşi yaşlandığı için ev işlerine yetişemiyordu. Sonunda eşinden bir hizmetçi tutmasını istedi. Adam pek istemese de eşinin sağlığından endişe ettiği için hizmetçi tutmayı kabul etti. Arkadaşının tavsiyesiyle Filipinli, Hristiyan ve tesettürsüz bir hizmetçiyi işe aldı. Adam tesettürlü olmasını istese de hizmetçi gönülsüzdü ve işe başladı. 2 ay sonra hizmetçiye bir posta geldi. Mektupta nişanlısının hasta olduğunu öğrenen hizmetçi sağlığından emin olmak için onun yanına 2 haftalığına gitmek istedi. Adam ona bilet aldı ve hizmetçi gitti. 10 gün sonra hizmetçi aniden döndü eve. Eşi ve çocukları evde yoktu. Adam sabah saat 7.30'da şirkete gidiyor, akşam 5'te işi bitiyor ancak hizmetçiyle tek kalmamak için eve geç dönüyordu. Adam eve döndüğünde hizmetçi ailesinin döneceği vakti ondan öğrenince hizmetçinin tavırları değişti. Gece olduğunda hizmetçi adamın kapısını ağlayarak çaldı ve odasında uyuyamayacağını söyledi. Adam ona misafir odasında uyumasını söyledi ve odasının kapısını kapatarak bu kadının tuzağına düşmemek için Allah'a sığındı, dua etti, namaz kıldı. Ertesi gün adam işini bitirdikten sonra hizmetçiyle tek kalmamak için yine geç döndü eve. Odasında kıyafetlerini değiştirirken birden kapı çaldı. Hizmetçi süslenmiş ve adama bir ihtiyacı olup olmadığını soruyordu. Birkaç gün tekrarladı. Her defasında süslenerek geldi adamın yanına. Adam la havle ve la kuvvete illa billah diyerek ihlasla ve samimiyetle bu kadının tuzağına düşmemek için Allah'a dua etti. Daha sonra uyudu. Sabah ezanında uyanarak namaz kıldı. Bu şeytandan onu koruması için dua etti. Evden erken çıkmak için hazırlandı. Kadını ağlarken gördü. Kadın adamın yanına oturarak, "Seni istiyorum. Seni de beni istediğini sanıyordum. Seni tuzağıma düşürmek istedim ancak yapamadım," dedi. Adam öfkelenerek ona sert sözler söyledi. Kadın özür dileyerek, "Körfez devletlerinde birçok evde çalıştım. Sana yaptıklarımın aynısını onlara da yaptım. %90'dan fazlasını kandırıp tehditlerle onlardan çok miktarda para aldım. Seni de aynı yolla tuzağıma düşürüp kandıracaktım ama yapamadım," diyerek artık güvenle onlara en güzel şekilde hizmet edeceğini söyledi. Adam kabul etti. Adamın eşi ve çocukları gelince adam olan biteni eşine anlattı. Daha sonra adam onu İslam'a davet ederek İslami kitaplar verdi. Bir gün hizmetçi adama, "Sen imanı sağlam bir Müslümansın. Seni tuzağa düşürmeye çalıştım ancak sen düşmedin. Aksine sen beni hayırlı olana davet ettin. Senin gibi böyle güvenilir, imanı kuvvetli insanlar var mı?" deyince adam, "Ben diğer Müslümanlara göre hiçbir şeyim," deyince hizmetçi, "Şimdi Müslüman olmak istiyorum," dedi. Ve böylece kadın Müslüman olduğunu ilan etti. Ya eyyuhen nasu ittaqu rabbakum vahşav yevmen la yecizi validun an veledih ve la mevludun huve cazin an validihi şey'a inne va'dallahi hakk. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.